15 Mayıs 2022 günü yapmış olduğunuz genel kurulda Oda Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerimizin teveccühüyle Esnaf Odaları Birliği'ne ekibimizle birlikte seçildik. Bizleri destekleyen, desteklemeyen tüm Oda Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. 4 yıllık dönemde esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi hizmeti ekibimizle birlikte vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 1952 yılında kurulmuş Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşu olarak en büyük bir sivil toplum kuruluşudur. Bu teveccühe layık olmaya arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte çalışacağız. Gerçekten işimiz zor. Esnaf ve sanatkarımızın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını hem yerelde hem genelde yani yerel yönetimlerde ve hükümet nezdinde takip etmeye, sorunları çözmeye, sorunların çözüm önerileriyle birlikte bir an önce çözülerek esnaf ve sanatkara en iyi hizmet etmeye çalışacağız. Seçimlerden sonra geçen hafta çarşamba günü mazbatamızı aldık ve görevimize başladık. Dolayısıyla ilk yapmış olduğumuz toplantı neticesinde de görev taksimi yapılmış oldu. Başkan vekilliğine Pazarcılar Odası Başkanımız Mehmet Çiçek, Denetim Kurulu Başkanlığı'na Elektrikçiler Odası Başkanımız Ahmet Namık Akdoğan, yine Disiplin Kurulu Başkanlığımızda İnönü Esnaf Odası Başkanımız Mustafa Tuncer getirilmiştir. Dolayısıyla görev alan arkadaşlarımızla birlikte Eskişehir Esnaf ve Sanatkarına en iyi şekilde hizmet etmek hepimize nasip olsun diyoruz. Bugünkü yapmış olduğumuz basın toplantısına göstermiş olduğunuz ilgi için de basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alalım. Başkan Mustafa Destici ziyarete gelmişti Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Ondan bir takım talepleriniz bulunmuştu. O talepler neydi, biraz açar mısınız? Evet, Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız. Bildiğiniz gibi Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu'nun yapılacağı tarihten birkaç gün önce birliğimizi ziyaret etmişti. Esnaf Odaları Birliği olarak kendisine taleplerimizi bir dosya halinde ilettik. Taleplerimizin içinde tabii ki güncel çözülmesi gereken acil problemlerimiz vardı. O problemlerimizin en başında perakende sektör yasasının yeniden düzenlenmesiydi. Maalesef ki 10 yıldır perakendecilik sektör yasasıyla ilgili hazırlamış olduğumuz tüm öneriler ve teklifler kadük oldu. Biz artık dayanacak halimiz kalmadı. Bir an önce perakende sektör yasasının yeniden düzenlenmesinin acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilerek hayata geçirilmesini istedik. Yine güncel problemlerimizden biri, raflarımız boşaldı. Sermaye yetersizliğimiz vardı. Esnaf kefalet kooperatifi kredilerinin 275 bin liradan 500 bin liraya çıkartılması hususunda talebimiz oldu. Gerçekten bugünlerde zam furyasından en çok etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız oldu. Esnaf ve sanatkarımız satmış olduğu ürünü aynı satmış olduğu fiyattan dahi rafına koyamaz hale geldi. Raflarımız boşaldı. Dolayısıyla sermaye yetersizliğinin bir an önce güncellenerek esnaf ve sanatkarımızın alım gücünün arttırılması ve raflarımızın doldurulması var. Esnaf kefalet kooperatifi kredilerinin bir an önce 500 bin liraya çıkartılması, iş yeri edinme kredileri, araç edinme kredilerinin tekrar güncellenmesi hususunda genel başkanımıza teklifte bulunduk. O kendisi de sağ olsun bu teklifi Cumhurbaşkanımıza ileteceğini ve bu konuyla yakinen ilgileneceğini, daha sonra taşımacılık sektöründeki olan problemlerimiz vardı dosyada. Yine pazar yerleriyle ilgili sorunlarımız vardı. Bu konuda yine bildiğiniz gibi şu anda piyasalarda çok büyük bir fırsatçılık olduğunu söyledik. Gerçekten yani yapılmaması gereken zamların fırsatçılık usulüyle yapılıp halkımızın sömürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz.
akıl almayacak şekilde zamlar yapılıyor. Her şey fırsatçılığa döndü. Bu fırsatçılığı ortadan kaldırılabilmesi için rekabet ortamının yaratılması gerektiğine inandık. Dosyamızın içinde en büyük istek taleplerimizden biri pazar yerlerimizin ve yine bakkal, bayi, esnaf ve sanatkarlarımızın parakendecilik sektörüyle ilgili bir takım düzenlemelerin içinde olduğunu düşünürsek, tüm bakkalların her sokakta bir bakkal, bayi, her semtte bir pazar yeri olduğunu, dolayısıyla buralarda işte vergi muafiyetleri ve yine bakkal bayilerimize bildiğiniz gibi tarım kredi kooperatifleri, mantar gibi her caddede, işlek caddede işletme açıyor. Biz bunun yerine tarım kredi kooperatiflerini toptan merkezler haline getirip bakkal, bayi esnafımıza toptan mal temin etmesini ve bütün halkımızın daha rahatlıkla bakkal ve bayilerden bu ucuz ürünlere ulaşabileceği yönünde bir teklif hazırladık. Bu teklifi daha önce de Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a Cumhurbaşkanlığımızın iftar yemeğinde de vermiştik. Teklifimiz gerçekten olumlu karşılandı. Tarım kredi kooperatifleri oralarda çalıştıracakları personeli, oralara verecekleri büyük miktardaki kira bedellerini daha ucuz bir şekilde mal temin ederek bakkal bayilerimize toptan vererek halkımızın da üstünde örnek verecek olursak 1 liraya toptan fiyatı olan bir malı 1 lira 20 kuruş gibi, 1 lira 25 kuruş gibi üstüne yazarak aynı sigara fiyatlarındaki olduğu gibi satışa sunduğumuz şekilde rekabet ortamını yaratmış oluruz ve bu fırsatçıların da önüne geçmiş oluruz diye bir proje hazırladık. Bu projemiz olumlu karşılandı. Bu projenin takipçisi olacağız. Bir takım problemlerimizi anlattık. Tabii taşımacılık sektöründeki sorunlardan da bahsetmek isterim. Daha önce mazotun 7 lira olduğu dönemlerde işte hem servisçi esnafımız çok büyük zorluklar yaşadı. Dolayısıyla bununla ilgili işte %30'a yakın bir fark verildi hükümet tarafından. %30 farkın gerçekten arkadaşlarımızın mağduriyetini karşılamadığı ve gerçekten taşımacılık sektöründeki arkadaşlarımızın mağdur olduğunu söyledik. Bildiğiniz gibi daha önce de şehir içi ulaşımında yapılan zamlarla diğer minibüsçü ve taksi dolmuşçu esnafımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışmıştık. İnşallah önümüzdeki süreçte de mağdur olan, mağduriyet çeken esnaf ve sanatkarların problemlerini en kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Peki başkanım, bu son günlerde zamlardan bahsettiniz. Bildiğinize bağlı odalardan yeni bir zam talebinde bulunan oldu. Şu anda zam talebi Mayıs ayı itibariyle yok ama bundan sonra olmayacak anlamına da gelmez. Dolayısıyla yine bildiğiniz gibi geçen ay Ticaret Odası'nın simit zammı gündeme gelmişti. Ticaret Odamız simit zammını mecliste kabul ederek hem ekmek ve hem simit unlu mamullere zam yapılmasını görüşmüş ve kabul etmişti. Biz de iktisatı sağlamak amacıyla bizi kendi esnaf ve sanatkarımıza da aynı zammı uygulamıştık. Bildiğiniz gibi bu ay içerisinde de yine taşımacılık sektöründeki zamlar durmuyor. Benzine ve mazota gelen zamlar devam ediyor. Önümüzde geçtiğimiz günlerde yine çaya, şekere çok büyük oranda zamlar yapıldı. Haziran ayında fiyat güncellemesi yapacak odalarımızın tekliflerini alarak bunları görüşmeye devam edeceğiz.